Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Apex Exceptions ile alakalı Try ve Catch statementlarını çalışmıştık. Bu videomuzda Try, Catch bir de Final'ı statementlarına bakacağız. Burada oluşturmuştuk. İsterseniz farklı bir örnekle devam edelim. Hem daha çok pratik olsun. Yine Try ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Try diyelim. Ondan sonra parantezimizi açıyoruz. Bu kez account değil de bir kontak oluşturalım. Kontak diyorum. Con eşittir new contact parantez içinde diyelim ki e-mail'i koydunuz. E-mail eşittir engin@gmail.com olsun. Bu şekilde oluşturduk. Ama biz missing'i zorunlu alanlardan biri olan last name'i koymadık. Çünkü bir hata mesajı almak istiyoruz. O yüzden böyle yaptım. Insert con diyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman hata mesajı alacaksınız. Ne demiştik? Try'dan sonra ya catch ya da finally kullanmanız gerekiyor. Catch diyorum. İçine exception diyorum. Hata objectini yazıyorum. Buna da bir değişken adı veriyorum. Ona da iyi diyorum. Daha sonra parantezlerimi açıp kapatıyorum. Ve burada ne yapıyorduk? System.debug. Ondan sonra burada hata mesajınızı yazabilirsiniz. Şöyle diyelim. An exception. Exception. Yanlış yazdık. Şöyle bir mesaj alalım. Daha sonra bunun sonuna da plus bu mesajla alakalı bilgileri alalım. Get message diyelim. Ve bilgileri alalım. Arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bir öncekiyle aynı. Fark yok. Bu şekilde yaptık. Hata mesajı olduğu için ikincisini print yapacak. Yani debug yapacak. Execute diyoruz. Get message'ın parantezlerini unuttuk. Onları da ekleyelim. Execute yapalım. Sonucu görüyorsunuz. An exception occurred. Insert fail diyor. Required field is missing diyor. Bu şekilde try ve catch yaptık. Bunu biliyoruz. Bir de try ve bunu alalım. Tamamını alalım. Bu şekilde. Hatta sadece try'ı alalım. Bir de try ve final'ı yapabiliyorsunuz. Try diyorsunuz. Contact con. New email falan ekledik. Diyelim ki siz burada last name'i de eklediniz. Şu şekilde yapayım. Last name dedim. Eşittir. Buna Bastard diyelim. Bu şekilde. Last name'i de ekledik. Şu anda bir hata olmadığı için bunu çalıştıracak. Try catch'den sonra yeniden try catch yapabiliyorsunuz. Buna ben catch demiyorum. Şimdi final diyorum. Finally. Onun parametre yok. Burada system nokta debug. Bunun içine şöyle bir mesaj alalım. Final diye bir mesaj yazıyorum. Burada şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Finally hiçbir şeye bağlı değil. Yani hata mesajı oluşsa da oluşmasa da bu mesaj her zaman sistem her zaman execution nokta gözükecek arkadaşlar. İsterseniz birinci yorum yapın. İsterseniz böyle kalsın. Fark etmez. Şurada bir mesaj olsa da olmasa da bunu göreceğiz. İsterseniz yukarıya da bir mesaj ekleyelim. System.debug diyorum. Bir mesaj ekleyelim. Diyelim ki an a contact has been created diyelim. Şu şekilde bir mesaj yazıyorum. Şu anda bir hata mesajı almayacağıma göre bunun execution.log'da gözükmesi gerekiyor. Catch olsaydı bu gözükmeyecekti ama final olduğu için bu her zaman gözüküyor. Execute yapalım. Gördüğünüz gibi a contact has been created çünkü hata mesajı yoktu. Bir exception yoktu. Ama finally kısmı her zaman gözüküyor. Onu da yanlış yazmışız. Evet. Bu her zaman gözüküyor arkadaşlar. Yani catch olduğu zaman try'a bağlı. Eğer try'ın içindeki kod çalışırsa catch çalışmaz. Tam tersi try'ın içindeki çalışırsa çalışmazsa o zaman catch çalışır. Ama finally
Ne olursa olsun çalışır. Yani try ve catch'e bağlı değil. İsterseniz hepsini bir arada görelim. Şu şekilde. Yine bunların hepsini kopyalayalım. Şu şekilde kopyaladım try. Bir de catch oluşturalım şuraya. Catch diyoruz. Parametreleri girelim. Exception. İyi diyorum. Ondan sonra parantezlerimi açıyorum. Bunun içine de yukarıdaki gibi şurada yapmıştık. Onu alalım koyalım. Şunun içine koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi try var. Catch var. Öncekileri isterseniz yorum kısmını alalım. Şuraya kadar yorum kısmını aldım. Evet. Try var. Catch var. Final var. Eğer bunu eklerse arkadaşlar bunu print yapacak. Eklemezse bunu print yapacak. Yani debug yapacak. Ama finally her iki şartta da execution log'da gözükecek. İsterseniz bir deneyelim. Deniyoruz. Gördüğünüz gibi bir hata oluştu mu? Oluştu. Bir hata mesajımız var 26'da. Neden hata mesajımız var? Ona bakalım. Kontakta problem var mı? Bunun adını değiştirelim. Şöyle Başürk 2 yapalım. Şurada Engin 2 yapalım. Tekrar ekleyelim. Evet. Demek ki bir problem var. Şöyle bir problem olabilir. Ya e-mail adresi unique'dir ya da isim unique'dir. Onunla alakalı başka yaptığımız kodlar olabilir. Ondan dolayı eklememişti. Bir hata mesajı vermişti ama değiştirdikten sonra hata mesajı almadık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada try kısmının içinde yazdığımız kodda hata mesajı olsa da olmasa da finally bu blokun içindeki her şey çalışır. Ama try kısmının içinde, try blokunun içinde bir hata mesajı varsa ya bir exception varsa o durumda catch kısmı çalışır, try kısmı çalışmaz. Gördüğünüz gibi basit bir örnekle bunu göstermiş olduk. Tekrar ediyorum. Final kısmı her zaman çalışır. Ama try catch'e bağlı. Catch try'a bağlı. O yüzden try'ın içinde bir exception varsa onu catch yakalıyor ve catch'in içindeki sistemde bak execution log'da gözüküyor. O zaman try'ın içindeki hiçbir şey çalışmıyor. Bütün kodlar durduruluyor. Böyle bir çalışma yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda bir sonraki konuyla devam edelim. Görüşmek üzere.